Merhaba sevgili Medyaskop izleyenleri. Bir programda daha tekrar karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Akif Burak bizimle birlikte. Ve biz birlikte bugün bu kente daha ne kadar ihanet edebiliriz diye soracağız. Ve birlikte bu konu üzerine tartışacağız. Tabii tahmin edeceğiniz üzere ihanet ve kent deyince aklınıza gelecek en önemli kelimelerden bir tanesi de imar ve imar afları. Dolayısıyla bugün bu imar barışı ve imar barışı kurgusu üzerine e, sohbetimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Ben sözü e, Akif'e bırakmadan önce hemen kendisini çok kısaca tanıtayım. E, Akif tabii çok önemli e, özelliklerinden bir tanesi ve şu an tabii burada temsil ettiği bir kurum olarak da şehir planca odası var. E, şehir planca odasında da e, çok uzun zamandır zaten e, şube sekreterliği görevini e, yürütüyor kendisi. Mimar Sinan'da lisans ve yüksek lisans derecelerini tamamlamış. Orta ve Doğu Karadeniz Çevre Düzeni Planları çalışmalarında yer almış olan Akif, Şehir Planca Odası İstanbul Şubesi Şube Sekreterliğini de 11., 12., 13. ve 14. dönemlerinde yürütmüş. Şu anda Akif'in Şehir plancı Odası'ndaki çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda farklı dayanışma ağları ve inisiyatiflerinde de koordinasyonunda görev almışlığı var dolayısıyla bugün aslında imar barışı konusunda konuşmak için en doğru isimlerden bir tanesi kendisiydi çünkü çok farklı bakış açıları olacak tabi burada bir odayı temsilen bir bakış açısı var iki bir şehir plancısı olarak bir bakış açısı var üç bir kentli olarak bir bakış açısı var dört benim arkadaşım olarak bir bakış açısı var dedikten sonra ben hemen sözü ona bırakıyorum ve diyorum ki e, imar barışı nedir ee, burada tabii kamuoyunu ee, yanıltmaya yönelik bir e, kelime seçiminden bahsetmek lazım. Yani evet. e, imar affı denildiğinde kamuoyunun hafızalarında elbette geçmiş dönemlerde yapılan imar afflarından e, bugüne bakıldığında bir e, adaletsizlik, bir e, siyasi rant ve ekonomik rant elde etme ve dolayısıyla toplumdaki adalet duygusunu zedeleyici bazı uygulamalar akla geliyor ilk etapta. Şehircilik perspektifinden baktığımızda da bizlerin aslında eğitimin en temel kademelerinden başlayarak eleştirdiği şehircilik uygulamalarının başında geliyor. Dolayısıyla imar affı denilmesi kamuoyunda bunun belli kesimleri rahatsız edeceği yönünde muhtemelen bir öngörüyle değerlendirildi ve buna imar barışı denilerek aslında şirin bir uygulamaymış gibi barış kelimesinin çağrıştırdığı toz pembelikte bir düzenlememiş gibi kaboyunun aktarıldığını söyleyelim ama kalın kalın altını çizelim. Bu kesinlikle ve kesinlikle bir imar af. Peki şimdi bu kesinlikle ve kesinlikle imar affı diyoruz ya buradan şunu zaten herhalde ikimiz de farkındayız. İmar affı yeni bir şey değil. Bizim jargonumuza yeni giren bir şey de değil. Hukuksal olarak bir terminoloji olarak var. şimdi imar affının ne demek olduğunun içeriğine baktığımız zaman tabii dönemsel olarak gelmiş olan imar afflarının her bir tanesinde kapsamı, içeriği vesaire bir şeyler değişmiş bir şekilde. Mesela bugünkü imar barışı ismiyle ortaya çıkan ama niteliksel olarak imar affı olan bu şey, şey diyeceğim ama <laughs> nedir? Yani kapsamı nedir, amacı nedir, ne yapmaya çalışmaktadır? Şimdi biliyorsunuz kentlerde yapılaşmayı Belli bir çerçeve oturtmak gerekiyor. Bir düzenleyici e, çalışma gerekiyor. Yasal evet. bir düzenleme gerekiyor ve bunu e, bizler imar planlarıyla e, yapıyoruz. Yani e, imar planları e, her ölçekteki yapılaşmanın aslında yasal zeminini oluşturuyor. E, ruhsatlar da, yapı ruhsatları da imar planlarına göre e, düzenleniyor ve e, daha sonra e, inşaat aşamasına geçildiğinde öncelikle e, e, o inşaatın bu dayanağı olan bir imar planının olması daha sonra o imar planının tanımladığı yapılaşma çerçevesinde düzenlenmiş bir ruhsatının olması ve daha sonra iskan aşaması dediğimiz kullanım iznini oluşturan yasal işlemlerin yapılması gerekiyor. İmar affı hiçbir şekilde yasal olarak karşılığı olmayan ve kentlerde ne yazık ki çokça sayıda bulunan yapıların affedilmesi, yani aslında kanuna düzenlemeye aykırı olarak yapıla gelmiş tüm yapıların hangi ölçekte olursa olsun affedilerek suç kapsamından çıkartılması ve bir anlamda da o suçu işleyen birileri varsa onların dolaylı olarak mükafatlandırılması, ödüllendirilmesi anlamına geliyor. Belirttiğiniz gibi ilk kez yapılan bir uygulama değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda ki teyircilik açısından son derece kendine özgü kırılmaları yaşamıştır. Özellikle Ankara, İstanbul gibi büyük şehirler ve hele özellikle İstanbul ki çok ciddi bir gece kondu deneyimini aslında geride bırakmış ve şehircilik araştırmaları için her zaman çok önemli bir saha araştırma sahası olmuş bir kent. Geçmiş dönemlere baktığınızda farklı dönemlerde sıkça bu imar affı dediğimiz düzenlemelerin e, gündeme getirildiğini görüyoruz. Aslında burada e, referans vermek gerekirse e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi e, öğretim e, elemanlarından Erbatur Çavuşoğlu'nun e, çok değerli bir katkısı var. E, Türkiye Kentleşmesinin Toplumsal Arkeolojisi adlı e, kitabında e, bir yönüyle imar aflarını, e, ve onların e, siyasi ve toplumsal karşılığını şehircilik perspektifinden e, ele alan bir çalışma o çalışma burada referans gösterilebilir. 2014 yılında yayınlanmıştı. o çalışmada dönemlere göre imar tasnif etmiş. Sayın Çavuşoğlu. Eee işte ilk olarak 1960 öncesi yani ilk imar harflı düzenlemesi 1948 yılında onaylanıyor ve 60'a kadar bir dizi imar daha uygulanıyor. O dönem daha çok konut sorununu çözmeye yönelik arsa dağıtımı ve bazı ihlallere göz yumulması e, ve bir yandan da e, savaş sonrasında özellikle büyük kentlerde e, savaş dönemi sonrasında e, yaşanan yoğun göç ve e, yapılaşma e, ihtiyacına bir karşılık e, bulma gibi. E, Tabi e, sorunları çözmek amacıyla yapılan bir düzenleme gibi görülse de daha sonra bunun ortaya çıkaracağı çok ciddi e, sorunları da e, devamında deneyimliyor hı hı. yerel yönetimler. İkinci dönem 1960 ve 80 arası dönem ki burada da gece kondu problemini kavrayıp buna çözüm üretmeye yönelik bir anlayışla hazırladığını görüyoruz. Üçüncü dönem 1980'ler, 12 Eylül darbesi sonrası işte ANAP iktidarı, Turgut Özal hükümeti ve gece kondu tanımının ve af kapsamının genişlemesi gece konduya rant aktarımı üzerinden bir imar affı süreciyle karşı karşıya kalıyoruz. 1988'e kadar toplam 14 kez imar affı olarak tanımlayabileceğimiz yasalar aslında yürürlüğe giriyor. E, ve bugün karşı karşıya olduğumuz bir yasa olarak e, tarihte 15. kez karşımıza çıkan bir düzenleme. Ama tabii geçtiğimiz yıllara baktığımızda her ne kadar adı if, imar affı olmasa da e, mekanda son derece yıkıcı etkileri olan yasal araçların e, bir şekilde uygulamaya e, araçsallaştırıldığını e, gördüğümüz süreçler oldu. E, AKP darı döneminde e, mekan üzerinde bunun birçok kez e, karşılığını e, bulmak mümkün. Bundan bir önceki yasal düzenleme doğrudan e, kentleşmeye ilişkin sorunları ihtiva eden 6306 sayılı e, afet yasası olarak bildiğimiz düzenlemeydi. Bugün tartıştığımız ve geçtiğimiz hafta sonu yasalaşan bu imar affı ya da siyasi iktidarın bize sunduğu şekliyle ifade edecek olursak, imar barışıyla son derece ters ve sert etkileri olacak, hı hı. problematik anlamda bunu ifade edelim, bir sürece girdiğimizi söylemek lazım. Başta burada şöyle bir soru sormak istiyorum. Burada... İlginç bir şekilde kamu e, yanlış yönlendirme amacı güttüğünü düşündüğünüz ve düşündüğümüz bir kelime seçimi var. Ama bir yandan gene e, aslında e, aynı iktidarın söylemlerinde bu kenti ihanet ettik söylemi de var. Şimdi zaten biz de konu başlığını bu program başlığını seçerken ihanet kelimesini özellikle kullandık. Hoş şey plancı odası. Şu anda sosyal medyada yürüttüğü bu konuyla ilgili kampanyada imar affı ihanettir çok hashtag olarak zaten kullanıyorsunuz. Ama ben şunu da sormak istiyorum. Yani eğer kente ihanet ettiğimizi kabul ettiysek e, ve bu bir öz eleştiri değilse şimdi bu imar barışı ne ola ki? Yani burada aslında amaç açıklanışı açıklanırken e, bir vergiyle ilişkilendirme şeysi de var. Yani bir ...gelir e, elde etme ya da gelir gider açığındaki bir şeyi kapatmak gibi. Daha önceki imar aflarında, senin de biraz önce söz ettiğin gibi... ...aslında e, plansız gelişen bir kentleşmeyi göz yumma durumu. Çünkü orada çok daha farklı tabii e, kaygılar da var. Örneğin hakikaten altyapısız gelişen bir gece kondu bölgesi var... ...ama öyle bir sayıya ya da öyle bir e, genişliğe ulaşıyor ki... ...bir yerden sonra altyapısını götürmek için orayı tanımak lazım. Yani... Benzer zamanlarda da öğrencilik yaptığımız için sen de biliyorsundur. Biz hali hazır almaya belediyeye giderdik lisans projemiz için. Hali hazırda işlenmemiş ama varlığı bilinen mahalleler vardı. Şimdi öyle olduğu zaman tabii hali hazırda olmayan bir yere şey götüremiyorsun, hizmet götüremiyorsunuz gibi bir şey söz konusu. Ama bu sefer bu imar barışı başlığının altındaki sistemde çok daha farklı, hatta açıklanırken de yani kamuoyuna açıklanırken de zaten bir vergi ve vergilendirme ile ilgili bir şeyden söz ediyor. Hani biraz orayı da açabilir miyiz? E, yani tabii e, içinden geçtiğimiz e, dönemi siyasal koşullarıyla beraber ele aldığımızda hı, hı. E, ki çok kısa bir süre önce bir erken seçim takvimi e, açıklandı ve şu an e, seçimde aday olan tarafların e, yeni döneme ilişkin bazı e, söylenmeleri var, bazı hı hı. Uygulama vaatleri var. Hı hı. Elbette şu an e, mevcut iktidarın bu e, vaatleri e, elindeki yetkileri de kullanarak e, seçim öncesi hayata geçireceği bir e, dönemdeyiz. Aslında bunlara baktığınızda işte bir vergi barışından bahsediliyor. Belli e, ceza indirimlerinden hı hı. E, bahsediliyor. E, yani siyasetim sıkça başvurdu. Özellikle Türkiye'de seçim dönemlerinde geleneksel olarak başvurulan popülist uygulamalarından biri olarak karşımıza çıkıyor bu e, imar hafı. Çünkü e, Türkiye'de hali halihazırda e, problemli ve plansız bir kentleşmeyle bugünlere gelindiği için evet. e, birçok e, sıkıntılı olarak ifade edebileceğimiz ya da yasal olarak e, arkasında uzun süreçleri barındıran e, ve yasa dışı olarak tabir edileceğimiz Hı. edebileceğimiz bir kaçak yapılaşmanın olduğu, hı hı. bunların e, zaman zaman e, yargı kararıyla da gündeme geldiğini biliyoruz. Hı hı. Şimdi bu imar affı uygulaması, yasa tasarısını incelediğimizde, daha doğrusu artık tasarı diyemeyiz, yasalaştı. Hı hı. E, yasanın sağladığı ayrıcalıkları incelediğimizde, e, genel olarak bu e, sıkıntıları yaşayan vatandaşların e, sorunlarına e, bir çözüm, Olacağı e, ortaya konuluyor fakat e, uygulamaya baktığımızda çok e, yakın bir gelecekte bu uygulamadan yararlanan vatandaşların ve ağırlıkla yerel yönetimlerin e, çok ciddi sıkıntılar yaşayacağını e, öngörmek çok da zor değil. Biraz açabilir misin orayı mesela yani biraz somut örnek verelim çünkü çok farklı kesimlerden izleyicilerimiz var bizim söylemek istediğimiz şeyleri belki birazcık daha örneklerle daha iyi anlayabilirler. Yani şurada belki yasa e, maddeleri üzerinden evet, evet. E, gitmek e, daha doğru olabilir. Şimdi bu 2017 yılında yani 31 Aralık 2017 yılından önce ruhsatsız dolayısıyla e, ruhsatı yoksa muhtemelen imar planına da aykırı olduğunu söyleyeceğiz. Ruhsatsız ve e, ruhsat eklerine aykırı bir biçimde yani ruhsatın tanımladığı inşaat hakkının fazlası hı hı. E, şeklinde yapılan yapıların e, yapı kayıt belgesi verilmek suretiyle hı hı. E, bir e, muafiyet altına alındığını söylemek lazım. Yani bu tarihten önce eğer sizin imar planına aykırı ruhsatsız ya da ruhsatı olduğu halde ruhsatın verdiği inşaat hakkının üzerinde bir e, yapınız varsa hı hı. E, gidip başvurunuzu yapıp yapı kayıt belgesi alıp ve onun… E, gerektirdiği olan e, ücreti e, ödedikten sonra yapınızın yasal e, zemin kazandığını e, söylemek gerekiyor. Hı hı. Yani belki o tarihe kadar ki burada açıkçada bir madde var. E, alınmış yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari para cezalarının da iptal edileceğine yönelik. Hı hı. Yani e, bugüne kadar kaçak olan, kaçak durumda olan ve kaçak olarak inşa edildiği için ee, müelliflerinin de yani e, o bir suçsa çünkü yasaya hı hı. aykırı bir uygulamayla karşı karşıyasınız o suç ve o suçu işleyenlerin de belli yaptırımlarla aslında e, o cezai hükümleri e, karşılaması gerekirken bu yasayla beraber e, o yapıla yasal zemin kazanmış olacak hı hı. ve ellerine bir e, yap yapı kayıt belgesi verilecek e, az önce bahsettiğim ve yakın Gelecekte yaşanabilecek mağduriyet ise aslında şurada başlıyor. Ee, şimdi e, günü kurtarıyor belki e, yapı sahibi fakat e, 20 yıl sonra o yapı kendi ekonomik ömrünü e, tamamladığında yeniden yürürlükteki imar planına göre e, bu sefer yeniden e, yapılaşması gerektiğinde bugün hala İstanbul'da e, geçmiş dönemlerde uygulanan imar haflarından gelen mağduriyetlerin de aslında kaynağı bu bir anlamda bunun nereye varacağı düşünülmeden aslında günü kurtarmak için hazırlanmış olması gündeme gelecek. Bu bir ikincisi tabii burada belli bir nitelik tarifi yok. Yani bu ruhsatın izin verdiğinin 10 ya da 20 metrekare üzerinde bir yapılaşmayı da yasallaştırabilir. 10-20 katlı bir binanın da bu kapsamda e, yasallaşması gündeme gelebilir. Arada elbette bir e, bedel farkı olacaktır. Ama çok ciddi anlamda e, bir e, toplumun adalet duygusunu zedeleyecek e, bazı uygulamalara da e, ka, e, rastlayabiliriz gelecek dönemde. Bu da daha çok e, özellikle dönüşüm e, faaliyetleriyle ilişkilendirilmesi üzerinden söyleyecek olursak hı hı. E, ilk etapta birçok, ee, inşaat firmasının e, Esenyurt bölgesi aklıma geliyor. Ee, Birçok inşaat firmasının e, bu yasadan e, son derece e, fayda sağlayacağını haksız bir kazanç elde edeceğini öngörmek mümkün. Şimdi burada yine biraz önce söylediğim gibi çok farklı kesimlerden izleyicilerimiz olduğu için ben birazcık daha basit bir şekilde sana şöyle sormak istiyorum. Şimdi bir binanın hani ruhsatsız olması üzerinden yani yapılaşma izni olmaması üzerinden gidecek olursak mesela aslında sadece metrekare meselesi değil değil mi? Yani burada bir sürü yapılaşma ile ilgili yönetmelikler var. Deprem e, yönetmeliğine uygun olması, imara açık bir yerde yapılaşmış olması. Şimdi bizim e, hani şu gelecekle ilgili öngörü meselesi hani iyi şeyler olmayacak. Bu kente ihanet ediyoruz dediğimiz noktada biz kentin e, neylerine hasar verebiliriz bu durumda. Yani sizin kamuoyu açıklamalarınızda bangır bangır bağırıyorsunuz ama buradan tekrar bağıralım istediğim için. Şöyle söyleyelim. Yani bir yapının kaçak olması demek, hı hı. o yapının e, gerekli hizmetleri, mühendislik hizmetlerini almamış olması anlamına da gelir. Hı hı. Yani o yapının denetimsiz olduğu anlamına da gelir. İlk etapta ne aklımıza geliyor elbette afet hı hı. aklımıza geliyor. E, sadece deprem değil. Ee, bu kentte normalin biraz üzerinde yağış olduğunda e, sokakların, caddelerin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Evet. Ee, bu anlamda 2009 Ayavama e, taşkınını hatırlayın. O tarihte e, çok ciddi mal kayıplarının yanında ne yazık ki can kayıplarını da biz hatırlıyoruz. E, yapılaşmaması gereken alanlarda, taşkın alanlarındaki yapılaşma nedeniyle çok ciddi bir faciaya dönüşebiliyor ee, doğal bir yarış durumu, yağış durumu bile buna e, el verebiliyor. Şimdi e, bir yapının ruhsatı yoksa e, ne olabilir? İmar planı yoktur ya da imar planı olsa bile e, ruhsat verilmemesi için gerekli olan e, kurum görüşleri alınmamış olabilir, Belli riskleri barındırıyor olabilir e, ve ruhsatın izin verdiği e, işte metrekarenin üzerinde bir inşaat e, söz konusuysa, inşaat alanı ya da bir fonksiyon söz konusuysa, e, burada da e, belli e, denetimlerden bir şekilde bu yapının e, kaçırıldığını e, söyleyebiliriz. Bu olası afet durumlarında e, çok ciddi bir risk altında aslında o yapıların kalacağını da gösterir. E, 99 depreminden sonra... E, İstanbul'un büyük bir bölümünün belki %65'e yakınının kaçak bir yapılaşmayla karşı karşıya olduğu, dolayısıyla belli mühendislik hizmetlerinden faydalanmadığı, belli denetimlerin yapılmadığı ve çok ciddi bir kırılganlık e, arz ettiğini ifade etmiştik. Bu, yap bu uygulamayla beraber e, bu riski de bir anlamda e, kabul etmiş e, olacak. Özellikle yerel yönetimler açısından burada çok ciddi bir sıkıntı var. Yasada da şöyle bir e, madde yer alıyor, e, yapının deprem riskiyle ilgili e, malik sorumludur gibi bir ifadeyle aslında o sorumluluğu yani kamunun o denetim sorumluluğunu da burada e, attığını görüyoruz. Yani tamam biz sana yapı kayıt belgesi veriyoruz, hı hı. kaçak olarak inşa ettiğin yapıyı e, bir süre görmezden geleceğiz, hı hı. bunun için senden para alacağız ama deprem olursa, binan kırılgansa bunda sorumlu sensin diyor. Yani aslında kamu en temel vazifelerinden biri olan denetim yetkisini bir bypass ediyor burada. Evet. Ve çok temel handikaplarından biri. Bir diğeri de burada bazı imtiyazlar tanımlanmış işte Boğaziçi, Öngörülme ve Sahil Şeridini, tamam, tam Tarihi Yarımada'nın bazı bölgelerini ve son olarak eklenen işte Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kapsamındaki bazı bölgeleri burada e, etmiş. uygulama dışı bırakmış. Ama doğal sitlere ilişkin, e, tarihi ve kentsel sitlere ilişkin herhangi bir hükümde yer almıyor. <laughs> yani bu e, örnek verecek olursak e, İstanbul için son derece önemli olan bir doğal sitin ortasında inşa edilmiş... <laughs> bir e, konut ya da başka bir e, yapının e, ekonomik ömrünü tamamlayana kadar yasallaşacağı anlamına da gelebilir. Evet. Ve burada eğer bu e, yapının yer aldığı toprak mülkiyeti açısından hazinedeyse ya da e, bir belediye mülkiyetindeyse bunun satışına ilişkin de bir e, hüküm yer alıyor. Yani siz hem Size ait olmayan hazine mülkiyetindeki bir doğal sit alanına yasa dışı bir şekilde bir bina inşa edeceksiniz. Daha sonra bu imar affiyle beraber bir bedel ödeyip hem onun kullanım iznini yasal zemine oturtacaksınız hem de onun satışına ilişkin size bir kolaylık sağlanacak. Yani yine kamu arazilerinin bir anlamda özelleştirilmesine araç olacak bir uygulama olarak da ...karşımıza çıkan hükümler yer alıyor yasada. Şimdi ben sana bir de şöyle soru sormak istiyorum. Plancı bir arkadaşım olarak soracağım bu soruyu sana. Biz tabii lisanstan beri bunun bir sürü dersini aldık, gördük... ...ve kendimiz de artık neredeyse meslekte kaç sene oldu? 20 sene olacak mı? Yani yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Ee, sonuçta biz de kentlerin nasıl geliştiğini gözlemleyebiliyoruz. Çünkü kentlerimiz şu anda içinde yaşadığımız kent başta olmak üzere... ...çok hızlı bir şekilde kentleşmeye de devam ediyor... Ee, şimdi imar aflarının e, senin de söylediğin gibi günü kurtarma meselesi ve ortaya çıkardığı bir e, haksız kazanç var. Ama o çok güne ait bir şey. Yani bugün haksız bir kazanç sağlanıyor ve bugünü kurtarıyor ya da kurtarmıyor. Ya. Ayrıca zaten teorik olarak tartışmak lazım ama bu imar aflarının daha sonra kentin şekillenmesine ve biçimlenmesine önemli şekilde izler vurduğunu hem gördük, öğrendik hem de gözlemleyebiliyoruz galiba. Bu imar barışı ile birlikte, imar barışı ismi verilen imar affı ile birlikte öngörebileceğin bir şey var mı? Örneğin, e, yani siz daha fazla biliyorsunuzdur, odanın daha fazla bilgisi vardır diye soruyorum bu soruyu ama Akif olarak da cevap verebilirsin. Şu an mesela bu imar barışından yararlanacağını bildiğimiz büyük bir proje var mı? Örneğin, hani şu an bir türlü satılamıyor bazı sebeplerden de bunun sayesinde satılacak örneğin vesaire ya da hani tam son noktaya koyacaklar ama koyamıyorlar bu yüzden şimdi koyabilecekler. Hani bir bir proje ya da böyle belli başlı çok büyük bir şeyler var mı yoksa hep gene parsel bazlı? Aslında e, bu soruya şu perspektiften yanıt vermek lazım. Yani şimdi imar affını konuşuyoruz ve ya, bu yasadan sonra e, çok kötü bir sürece giriyoruz e, diye ifade etmek lazım. Şunu demek istiyorum. Zaten e, bugüne kadar e, işte ihanet başlığı altında ele alacağımız ve yasal olarak muafiyet tanınan ya da yasal yetkilerin kötüye kullanılmasıyla bir şekilde yapılaşmasına izin verilen imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine hatta dava kararlarına aykırı ol, olduğu biline biline ne yazık ki işte belediyeler, bakanlıklar tarafından bunun önü açılan birçok uygulama var. ve Bundan sonra da olacak. Ee, o yüzden hani her şey bu imar affıyla daha da kötüye gidecek diyebiliriz ama e, yani bundan öncesi güllük gülistanlıktı, her şey çok güzeldi. İmar affıyla artık e, böyle bir sürece gidiyoruz demek de doğru değil. Yani e, özellikle İstanbul'un son 10-15 yılına baktığımızda hı hı. E, kent mekanı üzerinde son derece yıkıcı etkileri olan ve birçoğu ayrıcalıklı imar kararlarıyla e, üretilmiş iptal kararlarına rağmen, yargı kararlarına rağmen yeni plan kararlarıyla boşa düşürülen imar kararları ve bir şekilde belli taraftar sermaye grubuna imtiyazlar sağlanarak yasallaştırılan birçok örnek var. Bu tabii daha üst ölçekte. Yani nasıl ifade edelim? İşte devlerle gidelim Daha çok güçlü sermaye gruplarının aslında hükümetle, iktidarla olan ilişkileriyle elde ettiği bazı imtiyazlardan bahsediyoruz. Bununla beraber bunun bir alt ligde yani belki çok güçlü inşaat lobisinin değil ama daha alt seviyelerde de yasallaşacağını öngörmek mümkün. Ama tabii her yerde olduğu gibi yine de bu uygulamadan her zaman olduğu gibi güçlü inşaat şirketleri ve lobileri faydalanacak ve elbette bunun sağlayacağı işte o popülist çerçevede ele alacağımız hı hı. bir siyasi rant da var. Bununla beraber işte gündeme gelen vergi afları ki bugüne kadar en sık uygulanan aflar vergi ve ödemeler borçlarla ilgili olan düzenlemelerdi. İmar afı ile buna bir başlık daha eklenmiş. Oluyor. O yüzden e, birçok örnek verilebilir ama o ifadeyi belki tekrar okumak lazım. E, yani yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili, yani işte aftan yararlanan yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir. Yani bu çok net bir af hükmü evet. e, ve devamında da yapının e, ekonomik ömür tamamlanana kadar ya da burada belirtildiği gibi bir dönüşüm e, kapsamına alınana kadar e, kullanım, satış, e, işte kiralama e, izni de e, oluşmuş, ortaya çıkmış oluyor. Yani şehir plancısı olarak e, konuyu nasıl ele alacağız? E, işte bir kırılma daha aslında e, bizlerin gündemine girecek. Yani İstanbul'un şehirciliğini okurken bundan 15-20 sene sonra 2018 Mayıs ayında onaylanan imar affının da çok ciddi bir yeri olacağını bu konu hakkında da birçok sahada onlarca tez yazılacağını öngörmek mümkün. Yani 6306 ya da işte yenileme yasası olarak bildiğimiz 5366 tüm bunlar aslında imar planı, planlama ilkelerinin içinde belli delikler açan ...belli alanlara imtiyaz getiren ve aslında proje süreçlerini hızlandırmayı sağlayan yasalar olarak karşımıza çıktı. Verilen yasal ve mesleki mücadeleler ne yazık ki bunlara engel olamadı. Bu yasanın bu yönüyle de sıkıntıları olacak İstanbul'a karşı ve diğer kentlere karşı. Gelecekte şöyle bir öngörüde bulunacaksak... Çok ciddi, radikal imar kararları ve bu kararları uygulayacak çok ciddi, sert bir siyasi irade gerekecek. Ama mevcut yönetim sistemine, geleneksel Türkiye'nin yönetim sistemine baktığınızda bu iradeyi gösterecek bir yönetim anlayışı oluşturabilir miyiz yakın gelecekte? Ben çok ihtimal vermiyorum. O yüzden. Bu ve buna benzer uygulamaların cezasını bu kent çekecek, bu kentin geleceği çekecek, kentliler çekecek. Bizler sadece meslek insanları olarak bu konunun ne kadar yanlış olduğunu tartışmaya devam edeceğiz. Ama bu yasayla beraber çok ciddi bir yarık açılacak işte şehircilik gündeminde kaybeden. Hani İstanbul için konuşacak olursak İstanbul olacak hı hı. E, ama e, Türkiye genelinde kentlerin kentlerin kaybedeceğini söylemek mümkün. Hı hı. Yani bu kısa erimli projelerin aslında hep e, uzun erimde başka ciddi sorunlara yol açtığı sadece kentle ilgili projelerde değil e, pek çok yani ekonomi e, sisteminden milli eğitime kadar tüm politikalarda aslında kendini gösteriyor. Yani kısa erimde şimdilik... Şu an için hemen çözüm üretelim dediğiniz şeyler uzun ayında başka şeylere yol açıyor ve yeniden değişiklik, yeniden düzenleme gerektiriyor. E bizim kentimiz zaten dediğin gibi defalarca kere zaten bu planlama e, açısından ya da kentleşme açısından pek çok gedikle parçalanmış, bölünmüş bir laboratuvar olarak düşünürsek eğer. Hakikaten dediğin doğru çünkü e, bir, o konuda tez yazanlardan bir tanesi de bendim. Suluklu üzerine tez yazan bir öğrenci de bendim Hı -hı. yüksek lisansta. E bunlar bir laboratuvarda biz bu laboratuvarda deneme yapıyoruz olmadığı ve insanlar yaşadığı için burada Bizler yaşadığımız için aslında çok ciddi e, düşünülmesi gereken Biz vatandaş olarak ne yapmalıyız gereken dedirten de bir şey olmalı deyip onu soracağım sana yani ne, ne yapalım hocam ee, yani aslında e... ev almayalım mı mesela hani böyle bu süreçten geçmiş bir yerden ev mi almayalım nasıl biz ne yapabiliriz? Bizim gücümüz neye yeter? Yani bizim aslında, hani şehir plancısı olarak ortaya koyabileceğimiz birçok çözüm var. Biz mesleğimizi zaten bu yönüyle de seviyoruz aslında. Planlama mesleğini örmek gerekiyor. Fakat uygulamalara baktığımızda karşımıza çıkan işte delikler, boşluklar mesleğimizin layıkıyla icra edilmediğini, pratiğe yansıtılmadığını e, dolayısıyla mesleğimizin iyi taraflarını konuşamadığımız e, bir e, pozisyonda buluyoruz kendimizi. Hı hı. E, çünkü planlama teorik olarak bilimsel olarak baktığınızda Türkiye'de genç bir meslek sahası olsa bile aslında son derece e, yetkin e, bir e, bellek ortaya koyuyor. Hı hı. E, bu e, bellek aslında e, hatalardan da ders alınabileceği bir döneme yerel yönetimlerin karar verebileceği karar vericilerin geçebileceği bir aslında fırsat da sunuyor. Yani imar haflarının bugüne kadar uygulanan imar haflarının Türkiye kentleşmesinde açtığı yarıklar göz önüne alındığında aslında bu yanlışın tekrarlanmaması gerektiğini bilimsel olarak ortaya koyan bir meslek alanı planlama. Fakat bu yanlıştan ders almayan ee, ve aslında e, yerel yönetim sistemiyle de alakalı aslında şehir plancılarının değil doğrudan e, siyasilerin yön verdiği bir saha aynı zamanda. Dolayısıyla teorik olarak ne kadar güçlü olursa olsun e, pratikte uygulamalara baktığımızda son derece yanlış uygulamaların e, bugüne kadar geldiğini ve bundan sonra da e, gündemden e, düşmeyeceğini görmek gerekiyor. E, vatandaş olarak... Tüm bu hassasiyetleri aslında bir bütün olarak kabul etmekte de fayda var. Yani bu aslında bir kültür. Bu kültürü bizler birbirimize, komşumuza, ailemize, ve sen okulda öğrencilerine, biz belki bu kamuoyuna, bu şekilde, bu gibi programlara katılarak aktarmak zorundayız. Çünkü her kaybolan her değerle aslında, ee, sadece o mahalleye ya da o semte, o ilçe ilişkin değil, bizler e, kente dair bir e, parçayı kaybediyoruz. Hı hı. O yüzden e, Gezi Parkı'na e, sahip çıkıldığı gibi, e, AKM'ye sahip çıkıldığı gibi, e, bugün kentin her metrekare yeşiline e, sahip çıkacağımız bir e, bilinç işaretlememiz gerekiyor. Bugün Kişili Etfal Hastanesi tesis altında. İstanbul Üniversitesi'nin çok yakın zamanda muhtemelen fakülteleri tehdit altına girecek. E, bugüne kadar mücadelesi veren her kamu arazisi aslında e, topyekun e, bir e, sahiplenmeyi hak ediyor. Bundan sonrası için bu bilinçin de pekişmesi lazım. Yani kuzeyde 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'na nasıl karşı çıkıyorsak, bugün Şişli Endüstri Meslek Sesi'ne ya da Şişli Etfal Arazisi'ne de aynı şekilde karşı çıkmamız o alanları, o hastaneleri, okulları sahiplenmek gerekiyor. Ancak bu kültürü geliştirebilirsek, bizler dayanışmayla el ele omuz omuza büyütebilirsek, bunun yerel yönetim anlayışına da aktarımını sağlayacağımız günleri belki göreceğiz. Ama şu an çok karanlık bir noktada olduğumuzu da ifade edelim. Dediğim gibi yakın gelecekte radikal imar kararlarını alıp bunları Uygulamazsak eğer e, çok distopik bir gelecek e, öngörmek e, işten bile değil. Doğru söylüyorsun. E, kararttın beni de teşekkür ederim. <laughs> e, e, Akif çok teşekkür ediyorum e, ben geldiğin teşekkür için, ederim. programa katıldığın için. Önemli bir mesele gerçekten bu imar barışı isimli imar affı. E, benim atladığım, sana söyletmediğim, sözünü kestiğim, senin eklemek istediğin bir şey varsa... Ee, onu söyledikten sonra teşekkür edeceğim ve kapatacağım. Ee, yani yasa çok detaylı bir yasa değil. Ee, yani şöyle işte bir buçuk sayfaya e, sığmış bazı hükümlerle hı hı. E, binlerce binanın hı hı. E, yasallaşması söz konusu. Yani şu an %65'inden bahsedebilir miyiz yaklaşık olarak? Evet yaklaşık olarak bu rakamları alıyoruz. Hı hı. Fakat... Kapsamlı bir çalışma bu yönde bir istatistik ne yazık ki elimizde ee, yok. Ee, sadece bunun mevcut haliyle son derece hızlı hazırlanmış Hı -hı. E, bir yasa olduğunu e, ve birçok e, yönünün uygulamanın birçok yönünün tarif edilmediğini söylemek mümkün. E, dediğim gibi doğal sit alanları, kültürel tarih sit alanları e, burada kapsam. Dışı tutulmamış Hı -hı. mesela bu e, gerçekten üzerine oturup düşürmesi e, gereken bir konu. Hı -hı. Yani e, kamuoyunda, halk arasında derler ya işte o tescilli binadır, Hı -hı. onu satın alma, işte Hı -hı. çivi bile çakamazsın Hı -hı. denir. E, e, yani bu çünkü, çünkü suçtur, yıkıyor. çünkü suçtur Hı -hı. o çiviyi çakmak. Evet, evet. E, şimdi e, o çivi bile çakamayacağınız binaya çıktığınız iki e, yasa dışı kat ve aslında... 2863 sayılı yasa hükümlerince suç olan bir uygulama bu yasayla <laughs> affediliyor. affediliyor. Ve sizin cezanız da böylece bir mükafata dönüştürülüyor. Bir <laughs> miktar para ödeyerek o yapının keyfini sürmenize neden olacak. Mesleki açıdan kamunun e, kamu vicdan açısından bu adalet duygusu açısından kabul edilebilir e, bir yasa olmadığını tekrarlamak lazım e, söyleyecek çok şey var ama sanıyorum <laughs> süremizde e, süremiz, süremiz bitti çünkü gibi. hani bu e, konuyu işte laf lafı açacak laf, e, konular birbirine çok çünkü ilişkili 6.306'ya e, verilen referanslar var hı hı. biz o yasayı uzun uzun tartıştık hı hı. o yasanın e, bilimsel argümanlarla işletilmediği yönünde defalarca uyarılarımızı yaptık ama bugün kentin birçok bölgesinde bu yasanın sağladığı ehliyetle çok ciddi bir yapı ve nüfus yoğunluğu oluştuğunu ve bunun aslında karşılığı karşılığının donatı anlamında ya da ulaşım çözümleri anlamında mekana yansılmadığını görüyoruz. İstanbul'da bugün yaşamı zorlaştıran, yaşam kalitesini düşüren her başlık arkasında bu tip noktasal, e, keyfi, ayrıcalıklı imar kararlarını e, taşıyor. E, bu gibi uygulamaların e, önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini gösteriyor. O Nedenle e, kent için verilecek mücadelede yeni bir e, sayfa açıldı diyebiliriz. Şimdi biz program öncesi tabii biraz sohbet ederken. E, Akif şöyle bir şey söylemişti. Bugün imar festivali konuşacağız diye. Biraz önce söylediğin o hani çivi çakılamayacak binanın üzerine iki kat e, çıkabilmiş olmanın festivalini kutlama zamanıdır yani, diyelim yok, sarkastik olarak. Festival demek tabii şöyle hani imar barışı e, <laughs> denildiği için oraya bir <laughs> gönderme yapmıştım. Yani bir imar festivali işte imar şenliği gibi de karşılığı var mı? Ne yazık ki var. Var. E, ama hani seyircilik açısından ve işin hani e, Tarifi açısından bu uygulama kesinlikle bir imar affıdır ve imar affı kesinlikle bir ihanettir. Ee, ve bu kentlere önümüzdeki dönemde de bolca ihanet gerçekleşeceğinin hı hı, e, göstergesi, göstergesi oluyor. Evet. Ee, Akif'e çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, gör, yani bugün konuştuğumuz şeyler, bundan önceki programlarda konuştuğumuz şeylerden aslında çok farklı değil. Ee, sadece bugün yasalaşmış olan bir aftan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında siz seyircilerimizin de yani biz şehir plancısı olarak konuşuyoruz bunu ve farklı kurumlarda farklı görevleri olan kişiler olarak konuşuyoruz. Ama aslında ve Akif'in söylediklerinin içerisindeki önemli bir notu tekrar ederek ben programı bitirmek istiyorum. Bu bir kültür meselesi. Dolayısıyla aslında kent ve kentleşme ile ilgili her şey de arz ve taleple alakalı ve bir ekonomi ile alakalı. Dolayısıyla biz vatandaşlar olarak bunun bir tarafıyız. Hangi tarafta duracağımıza karar vermek bu, bu ihanetin sürmesi ya da bitmesiyle ilgili aslında önemli bir dönüm noktası da olabilir deyip ben programı kapatayım. Ee, çok teşekkür ediyorum sizlere dinlediğiniz için. Akif sana da çok teşekkür ediyorum vaktini bize ayırdığın ve bunları bize anlattığın için. Ee, tekrar görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın.